yıla 20'ye saatler kala toplum olarak bizi kültürümüz ve dinimizle uzaktan yakından alakalı olmayan yılbaşı sınavı bekliyor. Hazreti İsa gibi büyük bir peygamberin doğum gününü eğlence çılgınlığıyla kutlayan Avrupa, özellikle bu haddi aşan eğlencelerini Müslüman ülkelerine de aşılamaya çalışıyor. Avrupa'nın eğlence tuzağına düşen Müslümanlarsa özellikle son yıllarda yılbaşı kutlamalarında neredeyse birçok Avrupa ülkesini soldamış durumda. Yılbaşı partilerinde milyonlarca lira harcayarak geçimini güçlükle sağlayan insanlara inat, eğlenen kesim ülkedeki sosyal patlamanın da fitilini adeta ateşlemiş oluyor. Özellikle İslam coğrafyasındaki sıkıntılar, Doğu Türkistan'da artan işkence ve zulümler. İşte böyle bir ortamda vereceğimiz sınavda birçok kişi yılbaşı kutlamasına hayır sözüyle insanları daha duyarlı olmaya davet ediyor. Yılbaşını kutlama zorunluluğu varmış gibi dayatan kesime sormak gerekiyor. Muharrem ayıyla girdiğimiz Hicri yılbaşı neden hiçbir Avrupa ülkesinin aklına gelmedi? Peki onlar bizim yeni yılımızı kutlamazken biz neden ve hangi gerekçeyle onların yılbaşı çılgınlığına ortak olacağız? Eğlence adı altında pazarlanan alkol, kumar ve her türlü haram. Unutulmamalı ki hiçbir gerekçe haramı meşru kılmaz.